bütün dış güçler Suriye'den ayrılırsa biz çok daha rahat ederiz. Bizim problemimiz şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kalmasıyla ilgili meselemiz, sorunumuz şu. Amerika Birleşik Devletleri PKK, PYD ve YPG terör örgütleriyle angaje oluyor orada. Ve biz Amerika Birleşik Devletleri'nden şunu istiyoruz. Bu angajmanı bitirin. Onlarla artık birlik olmayın diye. Ama hala bu terör örgütlerini Amerika destekliyor ve doğrudan doğruya da bunlar bize bir tehdit. Washington'a çeviriyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor, izliyoruz. 10 yıldan beri bunu bekliyoruz. İşte bu nedenle biz Rusya'dan alıyoruz bunu. Ve başka müttefiklerimizden de almak istedik ama burada yine işe yaramadı. Dolayısıyla bu Türkiye'nin acil ihtiyacıdır. Hava savunma sistemi Türkiye'de acil bir ihtiyaçtır. Biz bunları almaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü çevremizde herkeste füzeler var. Böyle bir tehdit var. Komşu ülkelerde, Suriye'de, diğerlerinde ve NATO bu noktada bizim hava sahamızı koruyacak yetkinlikte değil tamamıyla. Hayır hayır, tam değil. Sizin S-400'ler NATO sistemleriyle uyumlu mu? Hayır, şimdi genel sekreter çok açık bir şekilde şunu ortaya koydu. Her bir üye ülkenin istediği sistemi istediği ülkeden satın alma hakkı var dedi. Ve genel sekreterin çok açık ibaresi bu. Uyumlu mu peki? Hayır, NATO sistemlerine uyumlu olmak zorunda da değil. Zaten biz bunu ona katmayacağız. Bu bir savunma sistemi. Ve entegre edilmeyecek NATO sistemine. Biz bunu çok açık bir şekilde ortaya koyduk zaten, ifade ettik zaten. Ve şunu da açık bir şekilde ifade ettik ki bu sistem herhangi bir NATO sistemini görmeyecek. F-35'ler de dahil olmak üzere. Dolayısıyla biz Amerika Birleşik Devletleri'ne teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik. Bu grubun da amacı bu sistemin bir tehdit olmayacağını ortaya çıkarmak, bunu görebilmek. F-35'lere veya herhangi bir NATO sistemine bu bir tehdit olmayacak. Bazı haberler var biliyorsunuz F-35'lerle alakalı. Siz buraya gelmeden hemen önce zannedersem iki tane F-35 New Mexico'da ve Türk pilotları orada bu sistemler hakkında eğitim alıyorlar ve bunlar daha sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye verilecekti ama S-400 anlaşması olursa bunlar devam etmeyecek, bunlar teslim edilmeyecek deniyor. S-400'ler bitmiş, yapılmış bir anlaşmadır. F-35 ise kapsamlı bir programdır, projedir ve Türkiye bu programın bir parçası. Biz F-35'lerin birçok parçasını üretiyoruz Türkiye olarak ve biz 1.2 milyar dolar ödedik şu ana kadar ve 2.3 milyar dolar da ödenecek olan bir meblağ var. Ve biz bütün yükümlülüklerimizi kendi adımıza yerine getirmiş durumundayız. Program içerisindeki programın bir parçası olan ülkelerden birisi olarak ve bu çok kapsamlı bir program. Yani burada şöyle bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri bir şey üretiyor ve onun NATO müttefiki olan Türkiye'ye satıyor diye bir şey yok. Biz bu programın bir parçasıyız. Bu kadar basit bir şey. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye F-35'lerin üretiminin bir parçası. Belki Dışişleri Bakanlığı işte bu neden de söylüyordur, bunu tekrar gözden geçirmemiz lazım diye. Çünkü siyaset bunun içerisinde var. Özellikle de diğer tüm ülkelerde diğer tüm ülkeler de bunun bir parçası olmak istiyor. Biz şunu anlamak istiyoruz. Yani neden böyle bir adım atılıyor? Türk halkı bunu çok iyi anlıyor. Türkiye'deki savunma sanayisi sadece bu projeye bağlı değil. Biz kendi savunma endüstrimizi, savunma sanayimizi geliştiriyoruz. Biz ihtiyaç duyduğumuz her şeyin %70'ini savunma sanayi açısından Türkiye'de üretiyoruz zaten. Ve savunma sanayimizi gelecekte de iyileştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Ve Türk halkı çok iyi anlar. Kendi etrafımızdaki tehditleri de çok iyi anlamakta. Biz çok barışçıl bir ortamda yaşamıyoruz.
görüyoruz. Dört bir yanımız çatışmalarla dolu ve biz NATO'nun en öndeki cephe hattındayız esasında. NATO'nun karşı karşıya kaldığı bütün sıkıntıların, düzensiz göç olsun, terörizm olsun, iç savaşlar olsun, ya Dağlık Karabağ'dan tutun da Gürcistan'a kadar, oradan tutun da Kırım'a kadar ve Kıbrıs meselesi var. Yine birçok konu, dondurulmuş çatışmalar, sıcak çatışmalar, hepsi bizim bölgemizde ve bunlara ek olarak bir de terörizm var. Dolayısıyla Türkiye'nin acil ihtiyacı bu ve Türk halkı bunu çok iyi anlıyor. Bunların teslim edilmemesini de anlayacak mı? Ya, biz şu anda çalışıyoruz. Farklı beyanlar var. Farklı kurumlardan, ABD'deki farklı kurumlardan farklı şeyler söyleniyor bunların teslimatıyla alakalı. Yani Amerika'nın Suriye'den çekilmesi, başka konularla alakalı da bu böyle. Amerika'daki farklı kurumlardan çelişkili açıklamalar gelebiliyor. Ama temel olarak biz bu konu üzerinde çalışmaya devam etme kararlılığındayız. Ben Pentagon'un söylediklerine atıfta bulunuyorum. F-35'lerin teslimatıyla alakalı. Trump yönetiminde başkaları başka şekilde söyler mi diyorsunuz? Yani Trump şunu söyledi telefonda, bir önceki Amerikan yönetiminin Türkiye'ye Patriot satmamakla hata ettiğini söyledi ve Sayın Erdoğan'a da bu konuyla ilgileneceğinin sözünü verdi. Ve şu anda o Amerika Birleşik Devletleri'nin de başkanı. Ya F-35'lerle mi alakalı? Evet, F-35'lerle. Ya yeniden bu karar gözden geçirilir mi diyorsunuz? Ya bu konuyu Türkiye çözebilir. F-35'lerle alakalı. Evet, doğru. Ya S-400'ler de aynı şekilde. Ya biz Başkan Trump'ın Sayın Erdoğan'la yapmış olduğu telefon konuşmalarını buradan da takip ediyoruz. Birçok yansıması da var. Ya ben tabii ki her ayrıntısını sizle paylaşamam burada. Sadece bunları söyleyebilirim. Suriye'deki angajmanla alakalı olarak Trump'ın kararını gözden geçireceğiyle alakalı düşünceler de var. Sayın Erdoğan'ın da bu konuda görüşleri var. Ya Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri Suriye'de varsa mı yoksa yoksa mı Türkiye daha rahat eder? Biz ülkenin toprak bütünlüğüne önem veriyoruz. Ya bütün ülkeler, bütün dış güçler Suriye'den ayrılırsa biz çok daha rahat ederiz. Bizim problemimiz şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kalmasıyla ilgili meselemiz, sorunumuz şu. Amerika Birleşik Devletleri PKK, PYD ve YPG terör örgütleriyle angaje oluyor orada. Ve biz Amerika Birleşik Devletleri'nden şunu istiyoruz. Bu angajmanı bitirin. Onlarla artık birlik olmayın diye. Ama hala bu terör örgütlerini Amerika destekliyor ve doğrudan doğruya da bunlar bize bir tehdit. YPG ve diğerleriyle olan ilişkileri ABD'nin iyi bir şey değil mi? Onları bir noktada sınırlıyordu. Hayır, Amerika terör örgütüyle birlikte çalışıyor. Onlara silah veriyor. Ağır silahlar da var bu örgütlere. Bu terör örgütlerine ağır silahlar veriyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu bizim için büyük bir risk. Ve biz bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne de söyledik. Membiç yol haritasına da bunu koyduk ve bu konuda mutabık da kaldık. YPG bu bölgeden çıksın ve biz de birlikte çalışalım, yerel yapılar oluşturalım dedik. Ve güvenlik yapısı ve bir yönetim yapısı kurulsun dedik. Ama yol haritası henüz daha hayata geçirilebilmiş değil. Birçok konu var üzerinde Amerika ile birlikte çalışmaya devam etmemizi gerektiren. Dolayısıyla şu çok iyi bir şey olacak. Eğer bütün ülkeler Suriye'den çıkarsa ülkenin istikrarı için ve ülkenin toprak bütünlüğü için iyi olacak. Ya yaklaşık 400 kişilik bir Amerikan kuvvetinin orada kalması veya 200 kişilik Amerikan kuvvetinin orada kalması sizin için uygun değil mi? Yok, daha güneyde. O 200 tane Amerikan kuvveti daha güneyde. Ama
Suriye'de Amerika'nın rolüyle alakalı koordine olmak istiyoruz. Güvenli bölgeyle alakalı koordinasyon yapmak istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan doğruya Münbiç'te bir rolü yok. Ama Münbiç'te bir mutabakat var. Ülkenin geleceği için bunun uygulanması önem taşımakta. Siyasi sürecin devam etmesi önem taşımakta. Ve Amerika Birleşik Devletleri hala Suriye'de bizim için ana partnerlerden bir tanesi. Birlikte çalışıyoruz. Yani YPG konusunda görüş ayrılığımız olsa da. Şurada şunu açık bir şekilde... Dışişleri Bakanı...